İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bazı yolculuklar ancak iç huzurla yapılabilir, yaralı bir çocuğun anısı ise asla iyileştirilemez. Doğu Ermenistan bir kez daha tarihi çarpıtıyor. Oskanyan yaratlarını adlarını deşifre ediyor. Gartman, Şirvan, Nahçıvan, Pan Ermeni Birliği'nin açıklaması, Moskova Antlaşması'nın hukuka uygunluğu oldukça tartışmalıdır. İngiltere'nin saha merhameti. İranlılarla Ermenilerin kültürel bağları yeni bir aşamaya girdi. Gomidas adlı tiyatro gösterisi Paris'te sahnelenecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın babası Stefan Margosyan'ın ciddi bir hastalığa karşı sürdürdüğü uzun bir mücadelenin ardından 91 yaşında hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan babası hakkında şunları söyledi. Atalarının toprakları olan Batı Ermenistan'a kavuştu. Margosyan ailesinin öyküsü Margosyan ailesinin Batı Ermenistan'dan Fransa'ya olan yolculuğunu ince bir sanatsal zevkle anlatan ailenin bir akrabası tarafından anlatılıyor. Margosyan ailesi, Jön Türk hükümetinin Ermenilere uyguladığı soykırım Armenosit sonucunda dünyanın dört bir yanına dağılan, göç yolunda pek çok zorluklar çeken sürgündeki Ermeni ailelerden biriydi. Batı Ermenistan Devlet Başkanımız Lidya Margosyan'ın kişiliğini oluşturan bu ailenin kökenini daha iyi anlamak istiyoruz. Bu en başından beri Batı Ermenistan'dı. Jön Türk hükümetinin emriyle ve en üst düzeyde gerçekleştirilen plana göre Mara şehrinin Ermeni nüfusu için cehennem başladı. Margosyan ailesinin tarihi hakkında Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenya TV'nin web sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi'nde hükümetle soru cevap oturumunda Nikol Paşinyan, ben tarihi Ermenistan'ın başbakanı değilim ofisinizi tarihi Ermenistan'a taşımanızı öneririm dedi. Doğu Ermenistan liderine evet tarihi Ermenistan'ın başbakanı olmadığını hatırlatmak yerinde olur ve onun Ermenistan'ın sınırlarını ihlal etme hakkı yoktur. Bazı tarihi gerçekleri hatırlatmakta fayda vardır. Tarih 19 Ocak 1920 Paris Barış Konferansı sırasında Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi Ermenistan'ın bağımsızlığını fiilen tanıdı. Ermeni Ortak Heyetinin eş başkanları Boğuslu Bar ve Avedis Aharonyan'ı Paris Barış Konferansı'na davet ederek Ermeni Devleti'nin tanınması konusunda resmen bilgi verdi. Ortak Ermeni Delegasyonu'nun taleplerine yanıt olarak Müttefikler Yüksek Konseyi şu kararı aldı. A. Ermeni Devleti'nin hükümeti hükümet olarak tanınır. B. Bu karar Ermeni devletinin sınırları meselesini önceden belirlemez. 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Barış Konferansı sırasında Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi Ermenistan'ın bağımsızlığını de tanıdı. 11 Mayıs 1920'de Ser Barış Antlaşmasının imzalanması sırasında Türkiye heyeti Paris Barış Konferansı'na davet edildi ve burada barış şartlarının kendilerine sunulması gerçekleşti. Müttefik kuvvetler arasında Ermeni devletinin heyeti de vardı. Barış koşullarının ön sözünde Ermenistan müttefik devletler arasında yer alıyor sözü daha sonra sev barış antlaşmasının ön sözü haline geldi. Ermenistan'ın bağımsızlığı bu şekilde de yüre tanındı. Ermenistan sınırlarını belirleme özel komisyonu 24 Şubat 1920 tarihinde Paris Barış Konferansı'nda Ermenistan sınırlarını belirleme komisyonu raporu ve önerilerini sundu. Temelde bu, Ermenistan Devleti ile Bakü Cumhuriyeti arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin tek hukuki karardır. Sev Antlaşması'nın 92. maddesi Ermenistan'ın komşularıyla olan sınırlarına değinmektedir. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Gürcistan ile sınırları ilgili ülkelerin doğrudan anlaşmasıyla belirlenecektir. İlgili ülkelerin 89. maddede belirtilen karar gününe kadar sınırlar üzerinde anlaşmaya varlamaması durumunda söz konususunu sınırın çizilmesini de yürütecek olan genel müttefik kuvvetler tarafından belirlenecektir. İranolog Vartan Voskanyan Facebook sayfasında şöyle yazıyor. Ya bu Baganis, Ayrum, aşağı aski para vesaire köylerinin isimleri Azeri ise. Şöyle ki, Ayrum tanınmış bir aşiret adıdır ve bu aşiretin temsilcileri Birleşik Ermeni Tarihi ve Kültürel Bölgesi olan Baganis'te yazlık evlerden kışlık evlere yaptıkları göçler sırasında ortaya çıkmışlardır. Azerice'den çevrilen aşağı kelimesi iç anlamındadır. Askipara, para Ermeni Voskebarın çarpık bir versiyonudur. Dolayısıyla Ermenice'nin tarihi ve kültürel geleneğinin bir parçası olan iç Voskebar'dır. Ermeni tarihi kültür bölgesinin bir kısmını oluşturan Voskebar'da çok geç zamanlarda ayrımlılar yeniden ortaya çıktılar. Gartman, Şirvan, Nahçevan, Pan Ermeni Birliği 1921 Moskova Antlaşması'na atıfta bulunan bir bildiri yayınladı. 16 Mart 1921'de Moskova'da Rus Türk Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması imzalandı. İkili bir anlaşma olmasına rağmen Moskova Konferansı'na katılmayan ve fiilen bağımsız addedilen devletlerin sınırlarının yeniden düzenlenmesine başvuruldu ki bu uluslararası hukuk açısından kabul edilemez bir adımdır. Buna ek olarak antlaşmanın tarafları uluslararası alanda tanınmış hükümetler olmamaları sebebiyle Moskova Antlaşması'nın tamamının yasallı oldukça tartışmalıdır. Moskova Antlaşması ile Sovyet Rusya ve Kemalist hükümet karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret gerçekleştirmiş, bir durumda devrimi doğuda yayma ütopik hedefini, diğer durumda ise Türkiye'nin hayal vizyonu olan milli misakı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu iki arzu arasındaki anlaşma o dönemde zaten Sovyetleşmiş olan Ermenistan için ölümcül oldu. Moskova Antlaşması'na göre hiçbir zaman Türkiye'ye dahil olmayan Kars bölgesi ve Surmalı vilayeti Türkiye'ye devredildi ancak Türklerin talepleri bununla bitmedi. Moskova Antlaşması'na göre 1918-1920 yıllarında Ermeni nüfusunun büyük zulümlere maruz kaldığı Nahi Çavan bu dönemde Türk-Azeri düzenli ve düzensiz birlikleri ve silahlı grupları tarafından özel cumhuriyet statüsüyle ve bu himayenin hiçbir zaman başka bir devlete yani Ermenistan'a devredilmemesi şartıyla Bakü'ye devredildi. Nahçıvan'ın özel cumhuriyet statüsüyle Bakü'nün himayesi altına alınması taraflar için karşılıklı yarar sağlayan bir adımdı ve Nahçıvan Türkiye'ye geçmese de Ermenistan'a da verilmedi. 30 Aralık'ta Bakü Yürütme Komitesi tartışmalı bölgelerden vazgeçti ve Nahçıvan da dahil olmak üzere Sovyet Ermenistan'ın bir parçası olarak tanıdı. Ancak Sovyet yılları halkların kardeşliği sloganı altında Bakü'nün giderek artan ayrımcılık ve ırkçılığı altında Ermeni nüfusunun bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Nahçıvan da gerçek kardeşliği göstermedi. 1990'lı yıllara kadar Nahçıvan Ermenilerinin kalıntıları zorla yerinden edilmeye maruz bırakıldı ve Nahçıvan'ın tüm Ermeni kültürel ortamı Azerbaycan vandalizmine maruz kaldı. Bu nedenle Moskova Antlaşması'nın mimarları ve onların halefleri Nahçıvan Ermenilerinin kaderinden olduğu kadar Ermeni ulusal tarihi mirasının yok edilmesinden, saptırılmasından, yabancılaştırılmasından ve saygısızlaştırılmasından da eşit derecede sorumludurlar. Gartman, Şirvan, Nahçıvan Pan Ermeni Birliği Ermenistan'ın ve Ermeni halkının hayatı ulusal çıkarlarını ihlal eden Moskova'nın yasa dışı anlaşmasını şiddetle kınıyor. Moskova Antlaşması, Nahçıvan Ermenilerinin sürekli kayıplarına kapı açtı. Bunun sonucu bugün Bakü'deki diktatörlük rejimine ve sıkı sıkıya bağlı aşiret yönetimine bağlı feodal bir bölge olarak nüfusu tamamen azalmış bir Nahçıvan haline geldi. İngiltere Arçah'a nasıl bir merhamet sunuyor? General Thompson 100 yıl önce Şuşi'deydi. Büyük Britanya'nın Avrupa İşleri Bakanı Leo Ducarty, Büyük Britanya Parlamentosu'nun avam kamerasında Arçak'tan gelen Ermeni mültecilere uluslararası destek konulu tartışma sırasında şunları söyledi. Arçaklı Ermeni mültecilerin durumu, Arçaklı yüz binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı 35 yıllık çatışmanın son bölümünü oluşturuyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Azerbaycan askeri bir operasyon gerçekleştirerek Arçak'ı işgal etti. Sonuç olarak yaklaşık 100 bin kişilik etnik Ermeni nüfusun neredeyse tamamı yerinden edilmiş ve ciddi insanın sorunlarla karşı karşıya kaldığı Doğu Ermenistan'a sığınmıştır. Büyük Britanya'nın Avrupa İşleri Bakanı Duckerty, insani tepki çerçevesinde Birleşik Krallığın eylemlerine atıfta bulunarak, Büyük Britanya'nın duruma insani tepkiyi desteklemek için her iki ülkenin uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz Eylül ayında çatışmalardan etkilenen en savunmasız insanlara yardım etmek için Kızılaş'tan 1 milyon pound tutarında yardım sağlanmasına ve elbette bu konulara bakmaya devam edeceğiz dedi. Ayrıca İngiltere'nin yerinden edilmiş nüfusun geri dönüşü için alanlar sağlamanın yanı sıra geri dönmek isteyen etnik Ermenilerin entegrasyonunu sağlama konusunda Bakü'yü desteklediğini söyledi. General Thompson'ın Antranik Ozanyan'ı Şuşi'de durmaya ikna etmesinden 100 yıl sonra Ermeni Artsakh ve soykırıma uğrayan şu şeyi petrol karşılığında İran vilayeti adıyla bilinmeyen bir devlete teslim edilmesinden 100 yıl sonra İngiltere Artsakh halkına ne gibi yardımlar sunuyor? Elbette Bakü'nün petrolü karşılığında. 70 yıllık Sovyet yönetimi boyunca İngiltere Bakü petrolünü geri almayı bekliyordu. Bunun için de 100 yıl önce ve şimdi Ermenileri etkisiz hale getirmek gerekiyordu. Şimdi bir İngiliz bakan ülkesinin Karabağ'ın kaçan halkına yardım etmeleri için 1 milyon funt verdiğini söylüyor. Dahası İngiltere Azerbaycan'ın Ermenilerin geri dönüşü ve entegrasyonu için bölgeyi hazırlamasına yardımcı oluyor. Aslında alaycılığın sınırı yoktur. Ermeniler ile İranlılar arasındaki kültürel ilişkiler binlerce yıldır kuruludur. Ancak son 30 yılda bu ilişkiler yeni bir aşamaya girmiş, karşılıklı tanınmayla birlikte yeni bir anlam ve önem kazanmıştır. İran çok eski çağlardan beri Ermenilerin vatanı olarak kabul edilmiş, Ermenilerin kendilerini hem Ermeni hem de İranlı olarak gördükleri bir ülke olarak kimliklerini koruyarak İran toplumuyla iç içe yaşamışlardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sofhani, Doğu Ermenistan'da Madenataran'da ünlü İranlı Ermeni ressam Andre Sevrugyan'ın 130. doğum yıl dönümüne adanan konferansta bu görüşünü dile getirdi. Bu role çok değer veriyoruz ve bunu İran ve Ermeni halkları arasındaki dostluğun derinleşmesi için değerli bir sosyal kapital olarak görüyoruz diyen İran'ın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sophani sözlerini Ey hafız, sevgiline ulaşmak istiyorsan insanların önünde alçak gönüllü, erdemli ve mükemmel olmalısın. Yaşasın Ermenistan, yaşasın İran diyerek selam konuşmasını tamamladı. Konstantinopolis Kültür ve Sanat Vakfı Tiyatro Festivali kapsamında 2020 yılında ilk kez Türkçe ve Fransızca olarak sahnelenen Gomidas adlı tiyatro gösterisini 22-23 Mart 2024 tarihlerinde yeniden sahneleyecek. Gösterimler Fransa'nın Nis kentindeki Cumanis Kompleks Barsamyan Tiyatrosu'nda ve Fransa'nın başkenti Paris'teki Maribel Spor Salonu Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Oyunun Ağustos 2022'de Doğu Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Fransızca olarak sahnelendiğini de belirtelim. Bu yıl 2024 yılı Gomidas Tiyatrosu'nun kuruluşunun 100. yılı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arapo İspiryan ve Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen İmhayrinik adlı eseri sunuyoruz. Ես հիշում եմ թե ինչպես էր հայրս, հայրենի քոս աջտանում, թե ինչպես գրի գնաց եղբայրս, ես փախուցել եի հասկանում, որ իմ տուն սին, է է, իմ հայրենի, ես իմանում ես սուրել դուլիներին հայտենի։ Ու քանի ես կանչի մոտնալ թշնամին կոսա։ Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.